sadece başkanlık sistemiyle ilgili halkın bana sorduğu soruları sizlere, milletvekillerine yönelteceğim ve sizleri vicdanınız ve yemininizle baş başa bırakacağım. Halkımız soruyor. Anayasa değişikliği neden olağanüstü hal döneminde yapılıyor? Korkudan hiçbir şey konuşamıyoruz, hiçbir şey yazamıyoruz. Bu işte bir yanlışlık yok mu? İki, Türkiye kan gölüne dönmüşken, çiftçinin beli kırılmışken, emekliler sürünürken, ülkenin önemli bir kısmı açlık sınırının altında yaşarken, benim vekil olarak seçip gönderdiğim insanlar benim sorunumu çözmek yerine neden başkanlık sistemini getirmeye çalışıyorlar? Bu işte bir yanlışlık yok mu? Egemenliği saraydan alıp millete vermek uğruna, cumhuriyet ve bağımsızlık uğruna canlarını hiçe sayan, yediğimiz lokma, giydiğimiz hırka, oturduğumuz koltuk nedeniyle hala borçlu olduğumuz, arkalarından ağıtlar yaktığımız 15'liler, egemenliğin halktan alınıp tekrar saraya verilmesini isterler miydi? Bu işte bir yanlışlık yok mu? Tüm yetkilerin tek elde toplanması, özgürlük ve bağımsızlığı uğruna ölümü göze alan bir millet için uygun mudur? Bu işte bir yanlışlık yok mu? Halkımız soruyor. Tek adam bir hata yaparsa veya daha önce örnekler olduğu gibi kandırılırsa kendi seçtiği milletvekilleri, cumhurbaşkanını Yüce Divan'a gönderir mi? Bu işte bir yanlışlık yok mu? Diyelim ki milletvekilleri zor da olsa cumhurbaşkanını Yüce Divan'a gönderdiler. Cumhurbaşkanının seçtiği Yüce Divan üyeleri adil bir yargılama yapabilir mi? Bu işte bir yanlışlık yok mu? Diyelim ki yargıladılar. Daha önce de örneğini gördüğümüz gibi cumhurbaşkanı ben anayasa kararlarını tanımıyorum derse ne olacak? Bu işte bir yanlışlık yok mu? Soruyor halkımız. Partisinin genel başkanı da olan cumhurbaşkanı, devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edebilir mi? Bu işte bir yanlışlık yok mu? Soruyor halkımız. Diyelim ki anayasayı değiştirdik. Bir süre sonra bu anayasa cumhurbaşkanına veya daha sonra seçilenlere dar gelirse ne olacak? Örneğini daha önce gördüğümüz gibi cumhurbaşkanı anayasaya ve ettiği yemine uymazsa ne olacak? Yeni bir anayasa mı yapılacak? Bu işte bir yanlışlık yok mu? Bir kişinin milli güvenlik politikalarını belirlemesi doğru mudur? Bu işte bir yanlışlık yok mu? Halkımız soruyor. Cumhurbaşkanı ölürse ne olacak? Bizim seçmediğimiz bir insan geçici de olsa bu ülkeye nasıl hakim olacak? Bu işte bir yanlışlık yok mu? Halkımız soruyor. Cumhurbaşkanının genel başkan olduğu partinin il ve ilçe başkanları tıpkı vali ve kaymakamlar gibi cumhurbaşkanını temsil edecekler. Bu işte bir yanlışlık yok mu? Seçilmiş %51, seçilmiş %100'ü feshedecek diyorlar. Bu işte bir yanlışlık yok mu? Halkımız soruyor, kim cumhurbaşkanı olursa olsun bu kadar çok yetkiyle dünyada birçok örneğini gördüğümüz üzere insani özelliklerinin ve zaaflarının esiri olmaz mı? Bu işte bir yanlışlık yok mu? Halkımız soruyor, başkanlık sistemi olmazsa erken seçime gitmek kaçınılmazdır diyerek milletvekilleri tehdit ediliyor. Koltuğunu korumak için rejimi değiştirecek bir milletvekili olabilirmiş gibi bir algı yaratılıyor. Bu işte bir yanlışlık yok mu? Değerli arkadaşlar, bu işin kazananı olmaz. Burada çok sınırda oylarla maddeler geçiyor. Maddeler geçtikçe AKP milletvekilleri alkışlıyor kazanmış gibi. Hayır, bu işin kazananı olmayacak sayın vekilim. Eğer herhangi bir madde 330'un altında kalırsa inanın biz de kazanmayacağız. Bu iş referanduma giderse %51 çıksa, evet çıksa veya %51 hayır çıksa geriye kalan %49 kaybetmiş olacak. Bu işin kazananı olmayacak. O yüzden daha vakit geç olmadan, millet daha çok birbirinden ayrılmadan ve kutuplaşmadan gelin bu işin kazananı bütün milletimiz olsun. Bu teklifi geri çekelim. Evet, bu ülkenin ciddi anlamda iyi ve sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Bu anayasayı birlikte yapma gücünü kendimizde görüyoruz.
Bunu yapabiliriz. Bunu milletimize hediye ettiğimizde o zaman herkes kazanmış olacak. Gelin bu anayasayı geri çekelim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.